Lüks otomobili hırsızlık çetesinin son kurbanı İstanbul Kalamış'ta yaşayan Özpınar ailesi oldu. Polis 750 bin liralık kasayla kayıplara karışan çetenin peşine düştü. Saat 9'a doğru bir tane beyaz araç geliyor. İçerisinde 3 tane eldivenli maskeli 25-30 yaşlarında erkek iniyor. Kasayı burada açamayınca sökmek durumunda kalıp onu söküp alıp çıkmışlar. En az 750 bin lira gibi bir kayıp olduğunu düşünüyoruz. Ellerinde renkli eldivenler, yüzlerinde maske vardı. Lüks otomobilli hırsızlar tatile giden aileyi hedef aldı. Evlerini soyup soğana çevirdi. 750 bin lirayla kayıplara karıştı. Tüm bu çekmeceler, işte cam, bibloların olduğu şeylerin her şeyin içi açılıp tek tek hani kapaklarını çıkartıp hani içinde bir şey gizlenmiş mi diye bayağı bir araştırma yapılmış. Bazı duvardaki resimleri arkasında kasa olabilir diye indirip bakmışlar. Hırsızlık çetesi 3 hafta önce Melis Özpınar ve ailesi tatildeyken harekete geçti. Lüks otomobille gelen hırsızlar 11. kattaki daireye çıktı. Ellerine kesici alet yardımıyla kapının kilidini kırarak içeri girdiler. Önce salondaki değerli eşyaları aldılar. Sonra da üst kattaki kasaya yöneldiler. Kapıyı zorlayarak yaklaşık yarım saat uğraşarak İçeri giriyorlar. Maddi manevi değeri olan şu köşede gördüğünüz sehpanın üzerinde bir tane gümüş çay takımı vardı. Hırsızlar adeta evi talan etti ama asıl aradıkları şeyi yatak odasındaki gizli bölmede buldular. İşte bu, bir insanın bile zor girdiği yerdeki kasayı yerinden söktüler ve evden hızla kaçıp gittiler. Aslında en büyük vurgunluğu burada yapıyorlar. Burası işte yatak odası ve giyim odası. Şu alanda da ciddi bir işte vakit harcamışlar. Özellikle bu çekmecelerin hepsi açılmıştı. İşte en az 750 bin liralık ziynet eşyası ve nakit olan kasayı duvardan ve yerden sökerek açamamışlar burada çünkü. Bayağı sırtlarında asansöre binerek binadan çıkarmışlar. Polis şimdi her yerde lüks otomobille gezen o çeteyi arıyor. Aynı ekibin en az 7. soygunları olduğunu